Ayça Altıntağ'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile EkonoCast programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı, 2017 yılının 20. haftasında sizlere yine Los Angeles'tan sesleniyorum. Bu hafta programımızda her zamanki gibi geçtiğimiz haftanın önemli finansal gelişmelerine göz atacak ve ekonomi dünyasındaki oluşumları inceleyeceğiz. Radyo Anatolia. Bütün dünya piyasalarında şirketlerin 2017 yılı ilk çeyrek karlılık raporunu açıkladıkları ve aynı zamanda bütün dünyada pek çok politik gelişmenin olduğu bir hafta geçirdik. Artan ekonomik büyüme oranları ve şirket karlılıklarındaki artışlar piyasalardaki değer artışlarını desteklerken politik riskler piyasaları aşağı çekmeye devam ediyor. İki yönden de bu şekilde farklı taraflara çekilen piyasalar küçük dalgalanmalar ile sonlandırdılar geçtiğimiz haftayı. Sizlerle hem Amerikan piyasalarındaki hem dünya piyasalarındaki gelişmeleri inceleyeceğiz bu haftaki programımızda. Ayrıca biraz enerji fiyatlarına, biraz da perakende sektörüne daha dikkatli ve detaylı bakacağız. Önce Amerikan piyasalarındaki önemli rakamlara bakalım her zamanki gibi. Bu haftada geçtiğimiz hafta gibi Amerikan borsalarının daha çok yatay seyrettiğini, bazı hafif düşüşler ve hafif çıkışlar yaşanan bir hafta olduğunu görüyoruz. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin her ikisi de haftayı hafif düşüşler ile tamamladılar. Haftayı Dow Jones endeksi %0.5'lik bir düşüş ile 20.897 puan seviyesinde, S&P 500 endeksi ise %0.3'lük bir düşüş ile 2.391 puan seviyesinde sonlandırdılar. Bunun yanında Nasdaq Teknoloji Endeksi ise haftayı %0.3'lük bir artış ile 6.121 puan seviyesinde bitirdi. Petrol fiyatları ise son 3 haftadır devam eden düşüşüne son vererek bir hafta içinde %3.7 artarak varil başına $47.92 seviyesine yükseldi. Öncelikle bu rakamları biraz anlamaya çalışalım. Söylediğimiz gibi şirketlerin 2017 yılı ilk çeyrek karlılık raporları çok önemli bir rol oynadı bu hafta. Şirketler 2017 yılı ilk çeyrek karlılık raporlarını açıklamaya son hızla devam ettiler. Bu karlılık raporları da genel olarak beklentilerin üzerinde seyretti. Geçtiğimiz ay boyunca açıklanan karlılık oranlarına bakarsak, Amerikan şirketlerindeki ortalama şirket karlılık oranı %15 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken önemli karlılık açıklamaları Disney, Boeing ve Apple'dan geldi. Disney ve Boeing'in karlılık raporlarında analist beklentilerinin çok altında kaldıkları görülürken bu iki şirketin çok ağır etkisinin olduğu Dow Jones endeksi de bunların sonucunda bir düşüş yaşadı. Hem Disney hem de Boeing şirketleri karlılık oranlarında analist beklentilerinin biraz üzerine çıkmış olsalar da asıl satış büyüme rakamlarında hayal kırıklığı yarattılar. Disney satışlarında geçen seneye oranla %3'lük bir düşüş bildirirken Boeing'de satış miktarları geçen seneye göre %7 düşüş gösterdi. Disney yetkilileri düşüşü televizyon ve medya gelirlerine bağlarken Boeing'deki satış düşüşünün nedeni olarak ise geçen sene çok satılan C-17 tipi askeri savaş uçağının artık üretilmemesi gösterildi. Boeing ve Disney şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan açıklamaları ağır etkili oldukları Dow Jones endeksinde düşüşe sebep olurken, diğer yandan Apple şirketinin açıkladığı beklentilerin çok üzerindeki karlılık oranları da Apple'ın etkisinin yüksek olduğu Nasdaq Teknoloji Endeksi üzerinde olumlu etkilerde bulundu. Apple hem satış hem de karlılık oranlarında analist beklentilerinin üzerine çıkarken aynı zamanda piyasa değerini de $800 milyar üzerine çıkardı. Apple'ın piyasa değerindeki bu artışın bir sebebi olarak da Warren Buffett'ın yatırım şirketi olan Berkshire Hathaway'in Apple hisselerine ciddi bir yatırım yapmış olması gösteriliyor. Bu gelişmelerin yanında Amerikan borsalarındaki volatilite endeksi ya da yatırımcıların amiyane deyimiyle korku endeksi VIX ise
geçtiğimiz pazartesi günü 1993 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. Volatilite endeksi genelde hisse fiyatları ile ters yönde hareket eder. Borsadaki şirket değerlerindeki sürekli artışlar volatilite beklentilerinde düşüşlere yol açtı ve bunun sonucunda da volatilite endeksi bahsettiğimiz 24 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta ile ilgili dikkat çekmemiz gereken bir başka olay da Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki kısıtlamalarını 2018 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını açıklamaları oldu. İki de petrol üreticisinin petrol arzında daralmaya gideceklerini açıklamasının üzerine 3 haftadır hızla düşmekte olan petrol fiyatları bu hafta %3'ün üzerindeki artışları gördü. Ekonominin genel gidişatına bakarsak Amerika'da volatilitenin düşmesi piyasalardaki genel yükseliş trendi ve buna benzer olumlu gelişmelerin altında yatan sebep makroekonomik verilerin giderek düzelmesi ve Amerikan ekonomisinin genel gidişatının Washington'daki dramatik çekişmelere ve politik gelgitlere rağmen olumlu yönde olması. Politik sahaya bakarsak da o konuda da çok değişiklik yok aslında. Piyasalar şu anda politik optimizmini bayağı yitirmiş durumda. Trump yönetiminin vergi reform yasa değişikliklerinin yavaşlaması, gelecekteki ticaret politikalarının belirsizliği ve Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylardaki faiz artışı artık beklentilerin içinde ve piyasalarda fiyatlandırılmış durumda. Ekonomik büyüme artıp şirket karlılık oranları da bu kadar iyi gelirken Amerikan piyasalarındaki büyümenin yine de dünyanın geri kalanından daha yavaş olmasının altındaki en büyük sebep ise maalesef bu bahsettiğimiz politik riskler. Amerikan ekonomisindeki büyümeden bahsederken bu büyümenin en önemli destekçilerinden biri olan perakende endüstrisinden ve tüketici değerlerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Amerikan ekonomisi ilk çeyrekte beklenenin biraz altında büyüdü aslında. Sadece %0.7 oranında. Büyümenin düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri de hane halkı tüketim oranlarının genel olarak sabit kalmasıydı. Geçen haftaki programımda da belirttiğim gibi Amerika'daki işsizlik oranı son 10 senenin en düşük seviyesi olan %4.4'e geriledi. Bunun yanında maaş ve yevmiyelerdeki düzenli artışlar da birleşince tüketicinin ekonomiye güven oranı son 16 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Bunlara ek olarak her ne kadar beklenenin biraz altında kalmış da olsa Nisan ayı perakende tüketim raporu %0.4'lük bir artışı gösterdi. Özellikle motorlu araç, inşaat malzemesi gibi kalıcı sektörlerde perakende tüketimin artması, tüketicinin gayri safi milli hasılaya katılımının 2017 yılının ilerleyen günlerinde daha da güçlü olacağının sinyallerini veriyor. Dükkan dışı perakende satışlar denilen, yani katalog, telefon ve internet üzerinden yapılan satışlarda ise bir önceki aya göre %1.4'lük artış var. Perakende sektöründe tüketimin dükkanlardan internet bazlı satışlara olan kaymasının da toplam değerini bu sayı belirtti. Amerika'daki perakende sektöründe aslında enteresan bir dönem yaşanıyor. Bütün dünyada fiziksel dükkanlardan daha çok internet bazlı sanal satışa geçilirken, sektördeki bu yapısal değişiklikler 2017 yılının başından beri Amerikan ekonomisinde daha da hızlanmış ve ekonomiye olan genel katkısı artmış gibi gözüküyor. Perakende sektörüne biraz daha yakından bakmak istiyorum sizlerle beraber. 2017 yılının ilk 3 ayında 9 perakende satış zinciri Amerika'da iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı 2016 yılının tamamındaki perakende şirket iflas sayısından daha fazla. Bu iflaslar sonucunda perakende dükkanlarda rekor bir kapanma yaşanması bekleniyor. Tüketicinin daha çok sanal bazlı satışlara geçmesi en büyük sebeplerden biri olsa da bu şirketlerin batmasındaki bir önemli neden de çoğu perakende zincirinin geçtiğimiz 3 yıl içerisinde halka açık durumdan borçlanarak özel şirket haline geri dönmesi ve şu anda bu borçları ödeyemez durumda olmaları. Bu finansal bulma zorluğuna dükkanlar kapandığında stok eriterek borçların kapatılmasının kolay olması da eklenince
İflasların ve kapanan dükkanların sayısı da giderek artmaya başladı. İnternetten yapılan alışverişin artmasının yanı sıra fiziksel olarak alışveriş merkezlerine giderek alışveriş yapan tüketicinin geleneksel alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı. Geleneksel olarak bakarsak tüketici bir gün alışverişe çıkar, bir şeyler beğenir, başka bir gün yeniden gider, bu seçenekleri azaltır, başka bir gün bir daha giderek alışverişini yapar ve o sırada daha önce gördüğü, ilk başta aklında olmayan, listesinde olmayan başka pek çok şeyi de satın alırdı. Şimdi ise alışveriş merkezlerine fiziksel olarak giden tüketiciler bile araştırmalarını sanal ortamda yapıp belli bir dükkana giderek belli bir ürünü satın alıyor ve o sırada başka şeyler satın almıyor. Ayrıca tüketicileri artık daha çok paralarını teknoloji ve deneyimler üzerinde harcıyor ve geleneksel tüketim ürünlerinin yerine bu teknolojik ürünler ve deneyim bazlı tüketim geçiyor. Bütün bunlar birleşince perakende sektörünün ayakta kalmak için çok önemli değişiklikler yapması gerektiği ortada. Ancak perakende satış ve alışveriş merkezleri henüz Amerikan hayat şeklinden çıkacak gibi gözükmüyor. Bence yatırımcıların bu sektörün portföylerindeki ağırlığını biraz azaltmaları ve perakende şirketlerde sanal ve fiziksel dükkan olarak değişiklik yaratmaları portföylerinde faydalı olacaktır. Biraz da dünyanın geri kalanına bakalım. Avrupa'daki en önemli gelişme Fransız başkanlık seçimlerini Emmanuel Macron'un kazanması oldu. Ancak son hafta içinde bu sonuç piyasalar tarafından bekleniyordu ve fiyatlandırılmıştı. Onun için seçim sonuçları piyasalar için çok sürpriz olmadı ve büyük bir etki de doğurmadı. Stoxx 600 adı verilen Avrupa genelindeki piyasaları takip eden endekste hem alım satım çok az oldu seçimlerden sonra hem de volatilite düşüktü. Macron'un seçimleri kazanmasına Avrupa piyasaları olumlu tepkiler vermeye uzun vadede devam edecek gibi gözüküyor ama. Hem Avrupa'daki politik risk bu sonuç ile bayağı azalmış durumda, hem de Avrupa Birliği taraftarı politikaları olan Macron'un Brexit ile zaten çalkalanmakta olan dönemde kıta Avrupası piyasalarına kazanç getireceği bekleniyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Stoxx 600 endeksindeki şirketlerin çoğu da 2017 yılı ilk çeyrek karlılık raporlarını açıkladılar. Ve endeks dahilindeki şirketler ortalama %24'lük karlılık oranları ile analist beklentilerinin %12 üzerine çıktılar. Biraz önce bahsetmiştik, Amerika'daki karlılık oranı ise sadece %15. Böylece Avrupa şirketlerinin Amerika'dakilere paralel olarak analist beklentilerini aşsalar da Amerika'nın çok daha üzerinde bir performans gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ayrıca Amerika'dakine paralel olarak analist beklentilerini aşan şirketlerin çoğunda satış beklentilerinin %2.3 üstüne geçildi. Bu da 2015'ten beri görülen en yüksek satış oranını gösteriyor Avrupa'da. Bundaki takımı da Avrupa hisselerinin Amerikan şirketlerine göre daha iyi performans sergilemesinin en önemli sebebi. Ancak dünya piyasalarının geneline bakarsak, dünyada şirketler tarafından açıklanan karlılık oranları Amerikan şirketlerinden çok yüksek durumda. Örneğin Amerikan şirketlerinin biraz önce bahsettiğimiz 2017 yılı ilk çeyreğindeki ortalama %15'lik karlılıklarına rağmen Avrupa ve Japon şirketlerinde bu karlılık oranları %20-25 civarına çıkmış durumda. Bu da gösteriyor ki şirketlerin esas değer kaynaklarına bakarsak yurt dışında yapılacak yatırımlar Amerika'dan daha karlı olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Son 1-2 programımda da dile getirmiştim. Amerika'da yatırımları olan yatırımcı için bu politik ortam ve ekonomik büyüme şu anda diğer gelişmiş ülkelerin piyasalarına açılmak için çok uygun. Avrupa ve Japonya'ya yapılacak olan portföy çeşitlendirmesi hem politik riski azaltırken hem de portföy büyüme oranlarını artıracak gibi gözüküyor. Bu haftalık da bu kadar. Bir Ayça ile EconoCast programının daha sonuna geldik. Bu hafta şirket karlılıkları ve perakende sektörünün detaylarını inceledik sizlerle. Önümüzdeki hafta her zamanki gibi Amerikan ve dünya piyasalarındaki gelişmeler, şirket haberleri ve ekonomik gelişmeler ile sizlerle beraber olacağım. Ben Doktor Ayça Altıntı, Radyo Anatolia dinlemeye devam edin.
Ayça Altıntığ'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinlediniz.